Başkın meyvesi. Evet. Çok güzel. Evet, bu da torunlarınız için. Aa, benim Atatürk'üm. Çok güzel. Harika. Elinize sağlık. Sağ yazdığım için. Sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Sevgi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. 10 küsur tane var. Evet, sadece merkezde. Yerel basın günlük bu kadar çok ve etkin evet olduğu yerlerde tabii farklı bakış açısı. Bazı kentlere gittiğimizde bir, hatta bazı yerlerde hiç yerel basın yaşayamamış. Evet. Burada yaşatıyorsanız basın her yerde zor yaşıyor. Ne mutlu size. Ben bugün Uğur Mumcu'yu anacağımız tören için geldim. Ama bugün bir törenimiz daha var ondan evet önce. Adalet ve Demokrasi Kurultayı'na katılamamıştım. Evet. Çalışmaya evet katılamamıştım ama yürüyüşe birkaç kez katıldım. Hatta İzmit, Derince arasında biraz zor yetiştim hızına ama Sayın Genel Başkan'la uzun bir evet yürüyüş de yaptım. Bugün bu anıtın açılması, bugün açılması çok önemli. Evet. Çünkü bütün yaşamı boyunca adalet ve demokrasi için savaşım vermiş ve ne yazık ki canından olmuş bir gazetecinin ölüm yıl dönümü 26 yıl. Ben Uğur Mumcu'yu tanımak, bir bardak çayı birkaç kez paylaşmak, hukuk bilgilerinden yararlanmak şansını yakalamış insanlardan biriyim. Bu yaşamda yaptığım en iyi işlerden biri, belki bugün göreceksiniz, Uğur Mumcu'nun yaşam öyküsünü yazdım. 4 yıl uğraştım o kitap için. Ve ne yazık ki Türkiye'deki Uğur Mumcu'nun yaşam öyküsünü anlatan hala tek kitap. Keşke 26 yılda 26 kitap çıkabilseydi. Olağanüstü enerjisi olan bir insandı. O kadar ağır yükün altında, o kadar koşturmanın altında dostlarıyla, ailesiyle, benim gibi Cumhuriyet Gazetesi'ne gittikçe ya da bir yerlerde gördükçe şakalaşan, hiç karamsar görmedim ben Uğur Mumcu'yu. Ama körü körüne iyimserlik taslayan biri de hiç değildi. Hiçbir bir açık oturumda Dikili'de de konuşurken, Dikili şenliklerinde, barış, demokrasi şenliklerinde ülkedeki gericiliğin, dinsel örgütlenmenin özellikle önemli Türkiye'nin yapı taşları olarak ordu gibi, eğitim gibi kurumlarda köklendiğini, 30 yıl sonra bu insanlar subaşı olacaklar, orduyu yönetecekler dediğini tekrar anımsatmak isterim. Falcı mıydı Uğur Mumcu? Kahin miydi? Hayır değildi. Ama işini çok namusluca iyi yapan, hem Türkiye'yi hem dünyayı izleyen bir gazeteciydi. Bugün anlatacağım Orta Doğu'ya ilişkin 1981'de 80'de yazdığı yazılar arkadaşlar dün yazılmış gibi. Dün yazılmış gibi. Falcı mıydı bu adam? Hayır. Sadece hem okuyordu, hem yazıyordu, hem araştırıyordu. Ajansta çalışırken ve Cumhuriyet'e yeni girdiği zamanlarda ilk işi ne olurmuş biliyor musunuz? Arkadaşları anlatmıştı, ben kitabı yazarken konuştum. Milli Kütüphane'ye gidiyor. İşte yabancı gazetelerin geldiği bir yerlere gidiyor. Onları araştırıyor, bilgi topluyor. Gazete ya da ajansa öyle geliyor. Bunu yapan sizlere de genç gazeteciler öneririm. Yani bilmiyorum, benim iki kulağım bana yetiyor. Ben yazarım, bana bile yetmiyor hoş bazen ama sizin birkaç tane eklemeniz gerekiyor gazeteci olarak hele günümüzde. Bir Uğur Mumcu daha yetiştirir miyiz bilmiyorum ama adalet ve demokrasi için siyasetçilerle birlikte Gür Bey'in siyasetçilerle birlikte omuz omuza olduğumuz ve ben kaygısından aydınların özellikle kurtulduğunu gördüğümüz zaman
yüze çıkarız diye düşünüyorum. Bu nazik davetimizi nezaket karşılığı kabul ettiği için çok mutluyuz. Sevgi Hanım aslında özünde bir dil sever, Türk dili aşığı. O özelliği esas ön planda. Nitekim zaten bir de Türkiye evet. Türkçesi temel o kitapta Türkiye'de dil bilgisi. Şu anda tek arkadaşlar. Evet. Tamam. Dilimiz çok önemli, onu ben de çok önemserim. Gerçekten bizim ana dilimiz Türkçe. Ve ana diller insanların duygularını en rahat anlatabildiği dildir. Yani Türkçe'de bizim ana dilimiz. Ve nitekim bu dilde yazılmış şiirler, romanlar, türküler dinlediğimiz zaman bir duygu hissederiz içimizde. Bilmeden hissederiz. Ama bir Fransa, İngilizce müzik dinlerken dili bilsek bile o bize o hazzı vermez. Onun için Türk dili, yani bizim dilimiz noktasında o dilin korunması, yanlış uygulamalardan, yanlış kullanımlardan arındırılması son derece önemli. Çünkü duygularımızı törpüler öteki türlü. Dolayısıyla ben Sevgi Hanım'a bu çabasından ve bu gayretlerinden dolayı bir kez daha 48. yıla giriyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyorum. Noktasında davetimizi kabul etti. İnşallah bir gün de dil konusunda bir söyleşiye davet ederiz. Lütfederse onları görürüz. Ve biraz önce anlattığı gibi ben de hep söylediğim bir şey vardır. Genç mutlaka Uğur Mumcu'nun kitaplarını okumalı. Daha önce okumuş olanlar geri dönüp bir daha okumalı. Çünkü o kitapları okuduğunuz zaman sıkılmayacaksınız. Çünkü bugünü anlatıyor kitaplar. Sıkılmayacaksınız. Aa evet bak bugün nereden konuş biraz önce söylendi. Onun için Uğur Mumcu öyle laf ola beri gele efendim anılan kimse değildir. Gerçekten Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, bugünkü geleceğiyle ilgili tehlikeleri hissetmiş ve onunla ilgili ikazlarda bulunmuş ve bizi aydınlatmış bir kimlik. Onun için bir kez daha bugün saygıyla anacağız.